Bölgenin en meşhur, en geleneksel lezzetlerinden birini, Saraylı tatlısının tarifini sizlere getireceğiz. Mehmet Usta'yla ve Timur Usta'yla beraber. Mehmet Usta'm, malzemelerimiz nelerdir? Öncelikle unumuz var, suyumuz, tuzumuz ve yumurtamız. Evet, hemen başlayabiliriz ustam. Ne yapıyoruz önce? İlk aşama olarak unumuzu alıyoruz. 1 kilo unumuz var, onu söyleyelim. Eğer siz de evinize yapmak isterseniz, işte sizinle şu anda tarifini paylaşıyoruz. 3 adet yumurtamız var, kilo başı. Tamam, 1 kiloya 3 yumurta. Şimdi Mehmet ustamız suyunu ilave ediyor, tuzunu ilave ediyor. Tuzu ilave edeceğiz. Karıştırıyoruz suyumuzu. Evet. Önce yumurtayı yedirmemiz lazım biraz hamura. O zaman bir beze şeklinde getirdik hamurumuzu. Gayet sert bir kıvamı var. Ustam çok güzel yoğurdunuz hamuru, tebrik ediyoruz. Sağ olun, değil mi? İşte Saraylı tatlımızın ilk aşaması hazır. Şimdi ustam hamuru, bakın görüyorsunuz, bir güzel de eliyle ezdi. Ustam şimdi ne yapıyoruz? Normalde bunu açıyoruz ama dinlendiriyoruz. Ama ben sizi önceden hazırladığım için hamurlar, direkt onlarla işleme geçeceğiz hemen. Tamam, şimdi açtığımız bu hamuru ne kadar dinlendirmemiz gerekiyor? Ya ortalama bir 15-20 dakika yeterli kalıyor. Tamamdır. Evet, hamurumuz hazır görüyorsunuz ama ustam sağ olsun bizim için daha önceden bu güzel tatlının hamurlarını hazırlamış, açmış. Şimdi biz dinlenmiş hamur alalım. Evet, ustam, Timur ustam alabilir misiniz? Dinlenmiş hamurlarımız da geldi. Sağ olsun ustam bezelemiş küçük küçük, evet. Görüyorsunuz. Şimdi ustam sizi izliyoruz. Hadi açalım hamurlarımızı. Merdaneyle açma başlayacağız. Şunları alalım öncelikle. Nişastamız masamızda. Nişastayla daha kolay açıldığından dolayı işte bu güzel Saraylı tatlısını şimdi açıyoruz. Coğrafi işaret almış olan bir tatlı bu. Bakın, Muğla'nın en önemli lezzeti. Hamurlarımızı kağıt gibi kağıt gibi incecik açmamız gerekiyor. Öncelikle bunu büyüteceğiz, açıma hazır hale getireceğiz. Ondan sonra normal okuvayla açacağız bunu. Evet, hamurlarımızı yuvarlak yuvarlak açıyoruz görüyorsunuz. Ama bu kadarla bitmiyor. Bir de şimdi görmüş olduğunuz bu güzel merdaneyle açtığımız hamurları şimdi bir de oklavayla daha da ince bir hale getireceğiz. Buyurun ustam, sizi izliyoruz. Açtığımız hamurların üstüne nişasta atıyoruz. Daha kolay açılsın diye galiba, değil mi ustam? Tabii. Püf noktası bu. Tabii ki hamurlar yapışırsa açılmaz çünkü. Evet hanımlar, siz de evde açarsanız bakın bu şekilde ustamın dediği yöntemle hamurlarınızı açın. 3 tane hamurumuzu merdaneyle açmıştık. Şimdi 3'ünü üst üste koyduk ve ustam oklavayla daha da ince bir hale getiriyor. Bu arada ustam bakın kağıt haline getirmeye devam ediyor. Tabii şunu söylemek istiyorum, bunu açmak o kadar kolay değil. Ne kadar da açıyorsunuz ustam, kağıt haline getiriyorsunuz? Ya ortalama 15 dakika. 15-20 dakika. Bir sürede açıyoruz hamuru. Tabii bizim hazırımız var. Evet. Ustam gerçekten bunu yapmak sabır ve emek işi. Nasıl kağıt haline geldi gösterebilir miyiz? Açtığımızda o hamurlar nasıl olacaklar? İzleyicilerimize gösterebilir miyiz? Tabii ki. Bakar mısınız? İşte bu şekilde incecik kağıt haline geliyor. Bakın arkadan Kanal 7 süngerini okuyabiliyorsunuz. Bu kadar ince. Bakın normalde kağıt gibi ama ustamı kesmedi. Ustam ben biraz daha açacağım dedi. Ve bu incecik hamuru daha da oklavayla inceltecek. Of, inanılmaz. Tabii o kadar çok hamur üst üste konuyor ki. Düşünün, bütün o hamurlar aynı böyle upuzun bir hamur şekline geliyor açtıkça ustam. Ustam üst üste getirdiği hamurları açtıkça böyle upuzun şerit gibi bir hamur çıkıyor ortaya. Tabii bu tecrübe istiyor. Tabii ki yılların tecrübesi yani. Ve şimdi sıra geldi artık bir güzel sarıp sarmalamaya, tepsiye koyup göndermeye. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Öncelikle bezimiz üstüne hamurlarımızı yatıracağız. Arasına güzelce cevizimi attıktan sonra saracağım. Ustam da karşıda tepsiye dizip dilecek. Hadi başlayalım o zaman. Evet, bezimizin üstünü açıyoruz. Hamurlarımızı, yufkalarımızı daha doğrusu. Evet, örtümüzü açtık. Örtümüzün üstüne incecik kağıt gibi açtığımız hamurlarımızı
bir güzel seriyoruz. Aman Allah'ım, çarşaf gibi oldu Timur'san. Evet, incecik çarşaf gibi. Zaten bu tatlının, Muğla Saraylısı'nın özelliği çok ince açılmış olması. Çok güzel oldu ve tadından bakmak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Bir de glikoz şurubu ya da fruktoz şurubu benzeri şeyler Muğla Saraylısı'nda kullanılmıyor. Tamamen şekerle yapıldığı için çok sağlıklı, sıhhatli ve çok lezzetli oluyor. Şimdi kağıt gibi açtığımız hamurlarımızın üstüne bolca cevizlerimizi ilave ediyoruz. Bu arada cevizler Muğla cevizi, onu da söyleyelim. Hepsi doğal, hepsi bu yörenin malzemesi. O yüzden lezzeti daha da ikiye katlayacak. Şimdi çarşafın bir ucundan tutup hamurumuzu cevizlerin üzerine kapattık. Ha bu mudur? İnanmıyorum. Ustam harika oldu ya. Evet. Wow. Şimdi tepsiye dizim işlemine geçeceğiz. Evet, bakın. Uzun işlemlerin ardından sonunda artık tepsiye dizmeye başlıyoruz saraylı tatlımızı. Gül gibi, bakın gül gibi kıvırıyoruz. Ustam bir yandan cevizlerini içine koyduğumuz hamurlarımızı tepsiye yerleştirsin. Bir yandan da diğer ustam yine örtünün üstüne kağıt gibi açtığımız hamurlarımızı sersin. Bir yandan cevizleri koyalım, bir yandan da tepsimizi dolduralım. Ve işte şimdi de dilimliyoruz. Üstüne yağını vereceğiz. Yağımız tamamen sade yağ. Onu da söylemek istiyorum. Havuç dilim yaptık ustam. Evet. Çok da güzel dilimledik. Buyurun dilimlemeye devam edelim. Yağını da ben vereyim. Yalnız sade yağımız sıcak. Onu söylemek istiyorum. Veriyorum ustam. Yağın her zaman sıcak olması lazım. Hani baklavanın kabarması için soğuk yağla iyi olmaz. Şöyle dökeyim mi? Tabii ki, buyurun nasıl isterseniz. Evet, yağı da benden olsun. Benim de elimin lezzeti geçsin. Evet. Hepsini dökeyim mi? Yoksa şöyle her yeri bu kepçede geçiyor, her tarafa değmesi lazım ya. Tamam. Şöyle bir tur daha ben dökeyim ustam, gerisini işin ustasına bırakalım. Abi, evet, sade yağ da çok güzel koktu bu arada. Onu söylemek istiyorum. İnanılmaz bir kokusu var. Lezzeti çok güzel. Sade yağ görüyorsunuz saraylı tatlımızın her köşesine değiyor. Her yerine yağı getiriyoruz. Fırına geçebiliriz artık. Evet, fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişecek. Fakat ben sizden şerbetin ölçüsünü istiyorum. Biz 1 kiloluk undan yaptık tatlımızı. 1 kilo una ne kadar şerbet dökmek gerekiyor? Kaça kaç olsun? 1 kilosu 1,5 kilo şeker. Yani 1 litre suya 1,5 kilo şeker. 1,5 kilo şeker. Evet. Evet. O zaman tamam. Eğer siz evde hazırlarsanız bu ölçülerde hazırlayın diyoruz. Ve şimdi biz fırına gidiyoruz. Tamam. Saraylı tatlımız artık hazır ve tadına bakmaya geldi sıra. Çok güzel olmuş. Mükemmel kabarmış. Şerbetini aldıktan sonra ışıl ışıl parlamaya başlamış. Gerçekten ustam, ellerinize sağlık. Sağ olun. Güzelce dinlendirdik ilk önce. Şu an sunuma hazır bir şekilde. Sizleri bekliyor. O zaman hemen tabağa koyabiliriz ustam. Tepsinin güzelliğine bakın Timur Usta, değil mi? Evet. Muğla mutfağının en önemli tatlılarından, kız istemelerinin, bayramların en geleneksel, en güzel tatlılarından bir tanesi. Muğla saraylı tatlısı. Süper, ses de çıtır çıtır geliyor. Uf, yalnız ustam bu ne kadar büyük ya. Bu bir kişilik mi? Bir porsiyon değildir herhalde. Bir porsiyon değil ama size özel. Çok teşekkür ediyoruz ustam. Ben artık dayanamıyorum, tadına bakıyorum. Olağanüstü bir görüntüye sahip. Elle açıldığı için bakın ne kadar da güzel kabarmış. Mükemmel. Evet Timur Sam, siz de tadına bakın. Ben de tadına bakayım şöyle köşesinden. Alıyorum. Harika görünüyor gerçekten. Evet, meşhur saraylı tatlısının tadına bakıyorum. Tek kelimeyle harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.